Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İmam Hatip 5. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. El-Vahdetur Rabi'atu 4. ünite. 4. ünite 3 ders. Ed-Dersul Evvel konusu Üsrati ailem hakkında. Ed-Dersul Thani 2. ders. Ekaribi akrabalarım. الدرس الثالث 3. ders beyti evim. Evet. 4. ünite 3 ders halinde. Şimdi 1. derse başlayalım. الدرسul evvelu 1. ders. Üsrati ailem. Tercümelerini buraya yazdım arkadaşlar. الدرسul evvel 1. ders. Üsrati ailem bu şekilde. İstemeye dinle. Burada da tek tek manaları var. İstemeye dinle. İle libarat cümleleri. Ve aitha ve tekrar et. Thümme sonra manasına. Teemmel düşün. Ni maaniha anlamlarını. Nasıl? Müsteinen yardım alarak. Bir suvar fotoğraflardan. Buraya toplu manasını yazdık. Cümleleri dinle, tekrar et, sonra fotoğraflardan yardım alarak düşün. Teemmel, düşün, incele, tahmin et. Bu üç manaya da gelmekte. Burada istediğini kullanabilirsiniz, istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, ebun validun. Biraz büyütelim olmazsa. Ebun validun, baba. Ümmün validetun, anne. Babanın iki tane karşılığı var Arapçada. Bir eb, iki valid. Anne de valide ve Evet, ah kardeş. Uht kız kardeş. Bu manaları tek tek buraya yazdık. Aile, üsra ve aile. Bizim şu anki kullanmış olduğumuz aile kelimesi Türkçeden. Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Aile, biz aile diyoruz. Arapçada aile ve üsra. Bu kelime de Arapça. İstemi'a, sen dinle. İlel cümeli, cümleleri. Ve aitha, tekrar et. Thumme qra'ha, sonra onları oku. Cümleleri oku, tekrar et. Sonra oku. Evet, şurası yanlış olmuş. Burayı düzeltelim. Evet, cümleleri dinle. İstemi'a, dinle. İlel cümel, cümleleri. Ve aitha, tekrar et. Sonra oku. Thumme qra'ha. Buradaki ha, buradaki cümleye gidiyor. Sonra o cümleleri oku bu manada. Ene validetun, ben anneyim. Ene validetun, ben anneyim. Evet. Ve hâzihi, bu, ailem, üsrati, ailem. Ve hâzihi, bu, işaretleyelim. Ailem, üsrati. Ene valid, ben, valid, babayım. Ve hâzihi, bu, üsrati, ailem. Buranın manası da bu arkadaşlar. Buralar kolay. Sadece tekrar ediyoruz. Devam edelim. Ene Hatice. Ben Hatice. Ve hâzâ ahî. Bu, hâzâ bu. Ahî, kardeşim Ali. Ben Hatice ve bu kardeşim Ali. Ene Ali, ben ve hâzihi, bu, uhti, kız kardeşim, Hatice, Hatice, Hatice. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Şöyle tekrar bir bakalım, hatırlayalım. Zaten Türkçe açıklamalarını yazdık. Zannediyorum ki çok zorlanmayacaksınız. Evet, 118 ve 119 sayfaları işledik. Şimdi devam ediyoruz. Sayfa 120. El-Vahdetur Rabi'atu, her sayfanın başında hatırlatıyor bize. 4. ünitedeyiz. İhtar, seç. Neyi? El-Kelimete,
kelimeyi. Öyle kelime ki burada sıfat oluyor. Es-sahihate, doğru. Nereden seç? Minel kaimeti, listeden. Öktüp ha ve o kelimeyi yaz. Buradaki ha onu diye tercüme ettik. Yaz, öktüp. Tahte, altına. Taht nurda alt demek. Altı, alt manasında. Alt, üst. Sura kelimesiyle birleşmesi lazım. Muzaf, muzaf ley. Fotoğrafın altına yaz. Ni, öyle fotoğraf ki el münasibeti. Uygun olan. Fotoğrafın altına yaz. Evet, bunun toplu manasına yazalım. Evet, buradaki cümlenin, şuradaki cümlenin tercümesi burada. Listeden doğru kelimeyi seç ve uygun fotoğrafın altına yaz. Evet, bakıyoruz şimdi, biraz küçültelim. Küçültmeye gerek yok. Şöyle, uht kız kardeş, valide anne, valid baba, ah erkek kardeş. Şimdi burada şöyle yapalım. Uht. Kız kardeş diyelim. Validetün anne. Gerçi bunu değiştirebiliriz. Validun baba. Ehun erkek kardeş. Yani şuradaki kelimeler arkadaşlar. Valid şuraya yazacağız. Eh buraya yazacağız. Valide buraya yazacağız. Uht buraya yazacağız. Bu demektir. Çünkü burada ne istenmişti bize? Doğru kelimeyi aşağıya yerine yaz. Bu istenmişti. Bu kelimeleri buraya yazacağız. Ben şimdi Arapça olarak yazamıyorum ama siz Türkçe olarak şuradakilerin Arapça karşılığını bulup buraları Arapça olarak yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. İstemi' dinle ilel hivari diyaloğu ve da koy alamete sah. Doğru işareti koy. Nereye? Tahte surati sahihati. Doğru fotoğrafın altına doğru işareti koy. Yani şu işareti koy. Önce ne yapacağız? Diyaloğu dinleyeceğiz. Evet, şimdi buraya bakıyoruz. Evet arkadaşlar, burada CD olmadığı için dinleyemiyoruz. Siz burayı dinleyip bizden istenileni buraya doğru olanın altına ne yaparsınız? İşaretlersiniz. Devam edelim. İstemi'ye ilel cümle. Cümel, cümleleri dinle ve aitha tekrar et. Thümmeşrah, sonra şerh et, yani açıkla. Neyi el farka, farkı. Beyneha, arasındaki. Nasıl, müsteinen, yardım alarak, faydalanarak. Bir su var fotoğraflardan. Cümleleri dinle ve tekrar et. Sonra fotoğraflardan faydalanarak arasındaki farkı açıkla. Buna tercümesi burada arkadaşlar. Büyütebiliriz biraz. Evet, şimdilik büyümüyor. Devam ediyoruz. Şimdi eb. Hada eb ve hada ebi. Eb baba. Hada eb bu baba. Hada ebi bu babam. Evet. Kullanırken bu şekilde kullanıyoruz. Uht kız kardeş. Hadihi uht bu kız kardeş. Hadihi uhti bu kız kardeşim. Buradaki ye mülkiye. Bana ait olan bir şeyi ifade etmek için bunu kullanıyoruz. Uht, kız kardeş. Hâzihi uhti, benim kız kardeşim bu manada. Anne. Hâzihi bu anne. Hâzihi ummi, bu annem. Ah, kardeş. Hâzâ ah, bu kardeş. Hâzâ ahi, bu kardeşim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sen dinle, istemiye. Neyi dinle? İlel ibarati, cümleleri. Nasıl? Müsteinen, yardım alarak. Nereden? Bir suver, fotoğraflardan. Thümme, tek tek mana verilmez, burada verelim. Thümme, sonra ecip cevapla. Aslında şu şekilde dememiz lazım. Thümme ecip, sonra cevapla. An, şimdi onun manasını göreceğiz. Es ileti, sorulardan. An, burada dan manasına geliyor. Evet, sorulardan cevapla. Biz bunu değiştiriyoruz. Soruları cevapla. Burada o şekilde yazdık. Ne ile? B'ye de onu bu şekilde. Ne veya neyi veya ne ile diye soruyoruz. Ne ile cevapla? Bine'am. Evetle. Evla. Hayırla. Evetle veya hayırla cevapla.
Kema fil misal, örnekteki gibi, örnekte olduğu gibi. Cümleleri fotoğraftan yardım alarak dinle. Sonra örnekteki gibi evet veya hayırla cevapla. Buranın şu iki satırın arkadaşlar manası burada. Türkçe'ye çevrilmiş şekilde, aynen bu şekilde. Cümleleri fotoğraftan yardım alarak dinle. Şuraya kadar. Buranın tercümesi. Sonra şuradan başlıyor. Thümme yani. Örnekteki gibi evet veya hayırla cevapla. Örnekteki gibi hayır veya neamla, evetle soruları cevapla. Buraya soruları da ekliyoruz. Evet, soruları cevapla. Bu şekilde. Buranın tercümesi burada. Şurada kelimelerde, şuradakiler, kelimelerin tek tek tercümeleri. Hel hâzâ vâlidik. Şimdi önce bu kelimeler tek tek ne manaya geliyor? Hel, mı, mi, mu, mü. Yerine göre değişir. Hel yani soru işareti. Edatül istifam. Hâzâ bu. Vâliduke baban. Biz ne diyoruz buna? Bu baban mı? Bu baban mı? Hel hâzâ vâliduk. Naam, evet. Hâzâ bu vâlidi babam. Cevap bu şekilde. Hel hâzâ ahuk. Hel hâzâ. Bu ehuke kardeşin mi? Burada mi diye söylüyoruz. Evet. Burada ne yazacağız? Naam hâzâ ahi. Evet. Arapça yazamadım. Türkçesini yazdım buraya. Evet. Açıklamasını. Hâzâ bu ahi kardeşim. Hel hâzâ ahuk. Naam hâzâ ahi. Hel hâzihi ummuke. Bu hâzihi. Hel mi ümmüke annen. Bu annen mi? Bu annen mi? Hel hâzihi ümmük. La, hayır. Hâzihi uhti. Bu kız kardeşim. Buraya arkadaşlar la yazıyoruz şuraya. Şuraya da hâzihi yazıyoruz. Evet, la hâzihi uhti. Hayır, bu kız kardeşim. Hel hâzihi uhtuke, bu kız kardeşin mi? İşte buradaki yazdıklarımız kelime kelime manaları. Normalde şu şekildedir. Bu kız kardeşin mi? Hel hâzihi uhtuk. Hayır, la hâzihi ummi. Hayır, bu annem. Hel hâze abuk, bu baban mı? Naam, evet. Hâze ebi, bu babam. Hel hâze buke, bu baban mı? Naam, hâze ebi, bu babam. Evet arkadaşlar, 128, pardon 122, 121, 120, 119 ve 118 sayfalar bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.